Finans piyasaları ile ilgili, özellikle altınla ilgili dünyadaki hiçbir gelişmeyi yorumlamadan, haberlere, veri akışına bakmadan, stres ortamını değerlendirmeden bir takım tahminlerde bulunuyorsanız, hele ki kendi pozisyonunuza göre, kendi ticaretinize göre tahminlerde bulunmaya kalkıyorsanız yanılmaya mahkumsunuz ve nitekim de yanıldılar arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi yine bizi dinleyen dostlarımız kaybetmedi ve kaybetmemeye de devam edecek. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Altın yükselmeye devam edecek mi? Alım fırsatı verecek mi? Sert hareketler mi göreceğiz? Sert satış baskısıyla mı karşı karşıya kalacağız? Yoksa bu yükseliş trendi devam edecek mi? Bütün bunların ayrıntılarını bu videoda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Altın fiyatları kritik seviyelerin üzerine çıktı videomu sizlerle paylaşmıştım biliyorsunuz. Keza dolarda da aynı tabloyu gördük. 6.85'in üzerinde duran dolar, 6.85'in altını hiçbir şekilde artık zorlayamayan dolar bundan sonraki süreçte burayı sıçrama tahtası haline getirecek demiştim. Nitekim aynen hala görüşümü devam ettiriyor. 6.85'ten bir sonraki seviye 7 lira üstü ve 7.20 seviyesinin zorlanması olacaktır arkadaşlar. Aynı altının 1700 doların üzerinde kalması gibi biz 6.85 üzerinde kalan doları görüyoruz. Bu bir düşüş eğilimini göstermiyor. Aksine önümüzdeki süreçte çok sert hareketlerin gelebileceğini bize işaret ediyor. Bir kez daha altın çizerek söylüyorum. 1700 dolardaki altın seviyesi gibi ve pandemi öncesindeki 5.95-5.98 aralığındaki dolar kuru gibi. 6.85 bugünlerde bu seviyelerde kalıyor olabilir, duruyor olabilir. Ani ve sert yükselişler yakın zamanda karşımıza çıkacak. Doların bu yükselişi gram altın üzerindeki baskıyı da arttıracak. Gram altının yükselişini de hızlandıracak arkadaşlar. Ons'a baktığımız zamansa bakın 1700'ün altına gevşediği zamanlarda bile, 1680'i gördüğü zamanlarda bile size ısrarla şunu söyledim. 1800'ü zorlayan bir altın ons değeriyle karşı karşıya kalacağız. 1760 dolar seviyesi çok kritik. 1760 doları kırar ve destek haline getirirse 1800 doların üzerine çıkması çok daha kolay olacaktır. 1860 dolar seviyesi kritik. Burayı kırması durumunda yeni rekor denemeleri yapacaktır demiştim. Daha sonrasında da 1860'ın kırılmasıyla birlikte 2000-2500 dolar aralığında bir altın ons değeriyle karşı karşıya kalırız demiştik. Nitekim söylediklerimiz birebir gerçekleşiyor. Bakın arkadaşlar, söylediğimiz hiçbir şey günlük değil. Nitekim sizleri her seferinde ısrarlı bir şekilde uyarmaya çalışıyorum. Diyorum ki günlük işlemlerden, günlük hareketlerden uzak durun. Siz trader değilsiniz. Mümkün olduğunca uzun vadeli işlemler yapın. Bir, kaldıraçlı işlemlerden uzak durun. İki, kredili işlemler yapmayın. 3. Açığa almak, açığa satmak gibi işlemlerden uzak durun. Çünkü siz bunu yapacak pozisyonda değilsiniz. Şunu anlatmaya çalışıyorum size. Siz eğer ki paranızı korumaya çalışıyorsanız uzun vadeli düşünmek zorundasınız ve uzun vadeli süreci de işaret eden şey altının yükselişi. Doğal olarak da aslında biz bu seviyelere geleceğini çok net bir şekilde görüyorduk. Peki nasıl görüyorduk bunu? Falcılık mı yapıyorduk? Hayır arkadaşlar. Ne falcılık yaparak ne de teknik analiz tablosunu açıp iki tane çizgi çizerek bu sonuca ulaşamazsınız. Bu sonuca ulaşabilmeniz için dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip etmek zorundasınız. Dünyadaki haberleri, dünyadaki veri akışını çok yakından takip etmek zorundasınız. Uluslararası gelişmeleri çok yakından takip etmek zorundasınız ve çok daha ötesini söyleyeyim, özellikle Amerika'yı yakından takip etmek zorundasınız diye size ısrarlı bir şekilde uyarılarda bulunuyordum. Neden Amerika'yı takip etmek zorundasınız? Çünkü Amerika hem ekonomisiyle, hem siyasetiyle, hem askeri gücüyle, hem de propaganda gücüyle şu anda dünyanın en önemli süper gücü arkadaşlar. Ve doğal olarak da piyasaları her anlamda yönlendirmeye devam ediyor. 1800'lü yıllardan bu yana Amerika krizleri ilk yaşayan ülke olmuş, ilk toparlanan ülke olmuş ve garip bir şekilde dolar etkisiyle hep piyasayı domine etmeye devam etmiş. Hele ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu gücünü iyiden iyiye perçinlemiş ve doların dünya çapında tek hakim olmasını sağlamış. Bu güç onu bugüne kadar taşımış durumda ve taşımaya da devam edecek. Hiçbir imparatorluk öyle bir günde iki günde yıkılmış değildir. Uzun yıllar boyunca yükselişini devam ettirmiştir. Sonra yatay bir seyir izlemiştir. Sonra düşüşe geçmiştir. Sonra çöküş dönemine geçmiştir ve dağılmıştır. Ve bu süreç öyle 100 yıl, 200 yıl değil 600 yılları, 700 yılları bulan bir süreci kapsamaktadır. Ne tarihi, ne ekonomik
ekonomik süreçleri, ne haberleri takip etmeyen, sadece teknik analiz yapıp iki tane çizik çizen insanlar süreci görmedikleri için altının yükselişini de tahmin edemediler arkadaşlar. Teknik verilerin bu dönemde çok fazla öneminin olmadığını görmediler. Ve doğal olarak da biz haklı çıktık. Bizim haklı çıkmamızın temelinde 3 Kasım seçimleri ve pandemi yatıyordu aslına bakarsanız. 3 Kasım seçimlerinin çok önemli olduğunu, Trump'ın her geçen gün biraz daha piyasaları germeye devam edeceğini ısrarlı bir şekilde son 3 aydır sizlerle paylaşıyorum. Dediğimiz birebir gerçekleşiyor. Çin'le ortam iyiden iyiye gerilmiş durumda. Amerika her anlamda Çin'i köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü milliyetçi oyları Trump kendisine devşirmek zorunda. Siyahi oyları ve seküler oyları alamayacağını gördüğü için mümkün olduğunca muhafazakar ve milliyetçi oylara yöneliyor. Bu oyları da alabilmesi için Çin'le ortamı iyiden iyiye germesi gerekiyor. Çin'le ortamı germesi demek dünyadaki stres ortamının artması demek. Dünyadaki stres ortamının artması da altına olan talebin, güvenli limanı olan kaçışın artması demek. Formül gayet basit. Öbür taraftan dünyanın son 6 aydır yaşadığı çok önemli bir salgın krizi, bir pandemi krizi var. Ve bu pandemi krizinin geçmediğini sağlık örgütleri, özellikle Dünya Sağlık Örgütü çok net bir şekilde vurguluyor. Bakın en son açıklaması pandeminin çok daha sert bir şekilde geldiği yönünde. İkinci dalga etkisi dünyayı her an sarabilir diyor. Amerika'da vaka sayıları rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Los Angeles'ta rekor vaka sayılarıyla karşı karşıya kalınıyor. Demek ki arkadaşlar pandemi etkisi de geçmiş değil. Pandemi etkisi ekonomiler üzerinde çok ciddi baskılar yaratıyor. Avrupa Birliği ülkeleri sıkıntıda, Amerika sıkıntıda. Amerika'nın Fed başkanları arka arkaya açıklamalar yapıyorlar. Yatay bir toparlanma olacak diyorlar. Amerika'nın bu süreci atlatabilmesi için mutlaka yeni mali tedbirler alması gerektiğini söylüyorlar vesaire. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamalarına bakıyorsunuz. Avrupa'nın çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceğini, buna göre acil önlemler alması gerektiğini söylüyor. OECD raporlarına bakıyorsunuz. Orada da tablo hiç iç açıcı değil. Her geçen gün işsizliğin biraz daha artacağını öngörüyorlar. %8-8,5 civarında bir küresel işsizlikten bahsediliyor ve bunun %12'lere gidebileceği konuşuluyor. %12'lik işsizlik 80 milyon kişinin işsiz kalması anlamına geliyor. Sosyal patlamaları işaret ediyor. Bu kadar stresin olduğu bir ortamda altının yükselmemesi mümkün değil, altının düşmesi mümkün değil. Tekrar altının 300 lira, 200 lira, 100 lira olacağı bir ortam yok. Çok gergin, çok stresli bir ortam var. Ve bu ortam içerisinde altın yükselmeye devam edecek. Zaman zaman geri çekilmeler ve gevşemeler olacak. Bakın bunu hep söylüyoruz. Belli noktalarda takılacak. Bunu zaten hep söylüyoruz. 1760'ı kırmakta elbette zorlanacaktı. Belki de tarihi direnç noktalarından birisinden bahsediyoruz çünkü. Ama 1760'ı kıracak mı sorusunun cevabı evet, 1760'ı kıracak oldu hep benim tarafımdan biliyorsunuz. Ve 1760'ı kırdığı an itibariyle hareketlerin çok daha sert olabileceğini de sizlerle paylaşmıştım. Ve bir bakıyorsunuz bugün 1800'ün üzerine çıkmış bir altın ons değeriyle karşı karşıya kalıyoruz. Gram altının da 400 liraları zorlamaya başladığını görüyoruz. 398 seviyesine kadar çıkmış bir gram altın fiyatı var. Bugün yarın kendisini 400 liranın üzerine atması içten bile değil. 400'lü seviyeler öyle ütopik seviyeler değil. Sadece 2 lira kalmış. Zaten 400 liranın kıyısındayız. Dolardaki 6.85-86 sürecindeki sona da yaklaşıyoruz ve o 6.85-86 sürecinin yukarıya doğru kırmasıyla, dolarda sert hareketlerin başlamasıyla birlikte zaten 420 liralara yaklaşmış bir gram altın fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Anlayacağınız arkadaşlar, bu dönem makroekonomik verilerin ve haberlerin değerlendirilmesi gereken süreç. Haberlerin en detayına kadar inilmesi gereken süreç. Dikkat edin, bütün videolarımda elimden geldiğince haber detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Öyle rutin bütün haberleri okuyup geçmiyorum. Mümkün olduğunca piyasaları etkileyebilecek detay haberlerle karşınıza çıkıyorum. Niye hiç grafik kullanmıyorsun diyen arkadaşlar var. Onlara da bir cevap vermiş olayım. Ben zaten grafikler üzerinde çalışma yapıyorum ama grafikler üzerinde yaptığım çalışmadan çok daha fazlasını, günün belki yarısını
haber akışı ve veri akışı üzerinde geçiriyorum arkadaşlar. Bu sayede zaten tahminlerimiz tutuyor. Bunun için bir mesai harcamazsanız, yani haber ve veri akışını doğru düzgün analiz etmezseniz de terse düşmeye mahkum oluyorsunuz. Kısa vadeli hareketlerle paranızı kaybetmeye mahkum oluyorsunuz arkadaşlar. Tüm bunları anlattıktan sonra şimdi biraz da dünyadaki gelişmeleri şöyle kısa kısa bir bakalım. Fransa Huawei ile işbirliğini azaltıyor. Özellikle 5G ile ilgili altyapı çalışmalarında Huawei'yi kullanmama kararları almaya başladı ya da çok daha az kullanmaya başladı. Bu bize ne gösteriyor? Avrupalılar da Amerikalılarla birlikte aslında Çin'e savaş açmış durumda. Bunu çok iyi okumak gerekiyor. Demek ki ortam iyiden iyiye gelecek. Amerika-Avrupa kutuplaşması, Rusya-Çin kutuplaşması önümüzdeki süreçte ortamın daha da gerilmesini beraberinde getirecek. Avrupa Komisyonu Euro bölgesi küçülme tahminini arttırdı. -7.7 idi daralma beklentisi. Bu daralma beklentisini 1 puan daha yukarı çıkarttı ve Avrupa'nın 8.7 oranında daralacağını söyledi. Demek ki arkadaşlar Avrupa'da işler iyi gitmiyor. Avrupa'nın daralması, Türkiye'nin daralması, Türkiye'nin dış ticaretinin ciddi anlamda sıkıntıya girmesi, özellikle ihracat rakamlarının bozulması anlamına geliyor. Döviz girişinin azalması anlamına geliyor. Turist girişinin azalması anlamına geliyor. İşçi döviz gelirlerinin azalması anlamına geliyor ve tüm bunlar toplamında Türkiye'nin dövize olan ihtiyacının daha da artacağı anlamına geliyor. Kur üzerindeki kırılganlıkların, kur şoku ihtimallerinin de artacağı anlamına geliyor. Kurdaki kademeli yükselişlerin yerini devalüasyonist etkilerin alacağını gösteriyor arkadaşlar. Haberleri işte böyle analiz ediyorsunuz, böyle okuyorsunuz, böyle baktığınız an itibarıyla zaten sürecin ne tarafa doğru gideceğini, ne tarafa doğru evrileceğini görüyorsunuz ve bunun sonrasında ben çıkıp sizlere gram altın 400 liraya gidecek diyorum. Verdiğimiz rakamların hep tabanında belli veri ve haber akışının analizi oluyor. Amerika'da da, Avrupa'da da, dünyanın pek çok ülkesinde de işler çok iyi değil ama özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde sıkıntı o ülkelere göre neredeyse 2 kat daha fazla. Bizim stresimiz gelişmiş olan ülkelere, parası olan ülkelere göre daha fazla. Bunu şöyle yorumlayabilirsiniz. Fakir olan bir kişinin zengin olan bir kişiye göre krizi çok daha derin yaşaması, çok daha ciddi sorunlarla karşılaşması. Neden bunu söylüyorum arkadaşlar? Çünkü Türkiye bu ekonomik sorunları pandemi dönemi öncesinde yaşıyordu. Zaten biz bir ekonomik krize doğru ilerliyorduk. Bir de üzerine pandemi sorunu eklendi. Şu anda bizim sorunlarımız çok daha derinleşti. Sadece Türkiye için mi? Hayır. Brezilya için, Arjantin için, Venezuela için. Bütün bu ülkelerdeki sıkıntılar pandemiyle daha da derinleşmiş durumda. Şimdilik üstü örtülüyor ama pandemi etkisi derinleştikçe, ekonomik sıkıntıların boyutu büyüdükçe iyiden iyiye bu ekonomik krizler gün yüzüne çıkacak arkadaşlar. Bunu da unutmamak gerekiyor. Almanya sanayi üretimi beklendiği kadar yükselmedi ekonomi açılmış olmasına rağmen. Bu Avrupa'daki sıkıntının büyüklüğünü daha da tescilliyor. Çünkü Avrupa'nın en önemli ekonomisi Almanya biliyorsunuz. Eğer ki orası toparlanmazsa Avrupa'nın genelinin toparlanmasını zaten beklememek gerekiyor. Avrupa toparlanmayınca biraz önce de söylediğim gibi Türkiye'nin toparlanmasını da beklememek gerekiyor. Los Angeles'ta vaka sayıları her geçen gün biraz daha artıyor. Amerika genelinde de her geçen gün vaka sayıları artıyor. İkinci dalga tedirginliği de böylece daha çok gün yüzüne çıkmış oluyor. BDDK'nın bir açıklaması var. Bankalar bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yılı sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme taleplerini karşılamalı diyor. Yani diyor ki bankalara, siz mutlaka ama mutlaka çok büyük sorunları yoksa kredi musluklarını açmaya devam edin. Demek ki bankalar kredi musluklarını açma niyetinde değil ya da bu sürece yanaşmıyorlar. Altın destekli borsa fonlarına bakıyorsunuz, hızlı yükseliş var. Her an bir rekor denemesi gelebilir. Zaten spot piyasada 1800'ün üzerine de çıkıldı. Demek ki bu fonlarda çok daha sert, çok daha net hareketleri göreceğiz. Dünya Sağlık Örgütü salgın hızlanıyor ve pandeminin zirvesine daha ulaşmadık açıklamasını yaptı. İkinci dalga ile ilgili aslında üstü örtülü bir uyarıda bulunuyor. Ve OECD'nin açıklamaları çok önemli arkadaşlar. 80 milyon kişi işsiz kalabilir. Bütün dünyayı vuran bir işsizlik ortamıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ekonomik küçülme, ekonomik daralma bütün dünyayı vuracak. Bütün bu okuduğum haberler, sizlerle paylaştığım haberler de gösteriyor ki 1. Türkiye'de çok ciddi bir devalüasyonist etki göreceğiz. Kurda, dolarda ve euroda. 2. Altının onsu 1860'ı zorlamaya başlayacak ve gelen
her stres haberiyle birlikte 1860'ı kırması daha da kolaylaşacak. Evet, belki bir anda kırmayacak ama 1760'da olduğu gibi git gel git gel git gel yaparak hacmini arttıracak. 1860'ı kıran altının ons fiyatı 2000-2500 dolar aralığına yerleşecek. Dolardaki bu yükseliş, altının onsundaki bu yükseliş, gram altının ilk etapta 400-420 aralığına yerleşmesini beraberinde getirecek. İkinci etapta ise, yani 1860 doların kırılması, doların kendisinin 7 liranın, hatta 7.20'nin üzerine atmasıyla birlikte 450 lirayı hedefleyecek. 5 yıl sonra mı, 10 yıl sonra mı? Hayır arkadaşlar, stres ortamı her geçen gün biraz daha fazla artıyor. 400-420 aralığına günler içerisinde zaten ulaşmış olacağız. Nitekim 398'e gelmiş bir gram altın fiyatı artık 400 lirayı hedefliyor bile diyemeyiz. 400 liranın hemen kıyısında, 400 lirayı bugün yarın aşarsa kimse şaşırmasın arkadaşlar. Piyasalarda düğmeye basılmış durumda. Özellikle altın cephesinde düğmeye basılmış durumda. Yeni rekor denemelerine herkes hazırlıklı olsun. Demek ki öyle işkembeyi kübradan atmakla olmuyormuş. Demek ki haber ve veri akışını, makroekonomik verileri özellikle değerlendirmeden, dünya devlerinin arasındaki itiş kakışı değerlendirmeden tahmin yapmak olmuyormuş. Evet, bu videom da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabileyim. Katıl butonuna basarak bize destek verebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.